Evet, bir Beyazla Göz Göze programına daha hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Acun. Hoş bulduk. Hey gidi koca Acun hey. Bakalım bu devran daha ne kadar dönecek. O bir soru değil, bu benim şu anda sadece aklıma gelen bir şey, yani onu söyleyeyim dedim ben. Evet, şimdi senin için diyorlar ki yani böyle her türlü ünlüyü kanalına alır diyorlar. Yani alamayacağın adam yok diyorlar. Beni niye mesela alamadın kanalına? Gücün mü yetmedi? Yoksa kıskançlık falan mı oldu, önüne geçerim diyor. Bu mu soru? Bu. Düşüşte olan, çıkmaza giren, kendini tekrarlayan, evet, bir yere varamayacağını düşündüğüm ünlüleri kanalıma çok sokmuyorum. Kanalım. Kanalım, kanalım, kanalım. Nedir abi bu kanal ya? Bir kanalın oldu şimdi mi kalktı ya? Ne? Doğru konuş abi. Tamam canım, arada bir bipleriz ya. Allah Allah, o kadar samimiyetimiz yok mu yani? Bir de başka bir konu var, hatırlatayım. Ne abi? Benim bir değil iki kanalım var. Ve 8.5 diye bir kanalım daha var. TV 8.5. Evet, aynen. Ya abi ben senin eski halini de biliyorum. Haber bulamadım diye 3.5 atıyordun. Bu buçuklu işler o zamandan mı kalma yani? Konuşalım mı o yıllar hakkında ha? Yok. Konuşalım mı? Hayır. Hatta bir haber verdi, yayınlamamıştık. Hayır, hatırlar mısın? Tamam. Sonra... Hani senin bir şey tamam, vardı. Tamam kardeşim, ha. Tamam. Allah Allah. Veririz onları... haberleri. Tamam, kapattık ha. Yani konuyu. Peki başka bir şey sorayım. Hiç unutamadığın sevgilin oldu mu? Tamam kardeşim ha? Diyorum. Acuncum tamam. Konuşalım sevgilileri. Allah keselim. Evet sevgili Acun, devam ederim yerinden tabii, madem öyle. Şimdi koskoca tamam kanal sahibisin, onu anladık ama bir Survivor'da düştü, kalktı, evet kazandı, yok efendim açtım, açıyorum, açayım mı? Yani hani O Ses Türkiye'de bir koltuk kapmışsın, hani herhangi bir vasfın da yok, evet söyle, söyleme, bilmem ne bir söyle. Çocuk gibi yani, bunlardan böyle bir utanmıyor musun yani? Bir garip bir durum da var orada yani. Senin utanmayla ilgili cümle kurman ne kadar garip biliyor musun? Niye? Niye? Neyse yok bir şey ya. Şimdi konuşsam utanacaksın belki. Söylesene kardeşim ya, Allah Allah. Ne var yani, bir laf açıyorsun, söyle o zaman madem öyle. Söyleyeyim tamam. Söyle. Bak sana açık konuşuyorum. Söyle. Karpuz kavunu bırak, hıyar olsan 20 sene yata yata büyürdün ya. 20 senedir tekrar mı eder insan kendini? Ya apartman boşluğu gibisin ya. Baktıkça bir şatası geliyor insanın. Apartman boşluğuna çıkıyor bile mi yalnız? Tamam öyle bir şey demek istemedim. Şimdi rencide etmeyeyim seni. Senin programındayız. Peki sen daha ne kadar... Yurt dışında tutmuş formatların ekmeğini yiyeceksin. Daha senin böyle bir üretebilmiş, kendin üretebilmiş bir formatın yok. Ne yapacaksın bu konuda? Ya ben sana bir şey soracağım. Küçük bir kız çocuğu gibi yatağında yattığın zaman, yalnız, çaresiz kaldığın zaman bunları düşünüp onunla mı avunuyorsun? Bu musun? Şeyma'nın böyle tanıdığın bir kız arkadaşı var mı? Ne? Şeyma'nın yani böyle tanıdığın bir kız arkadaşı var mı? Böyle bana ayarlayabileceğim bir kız arkadaşı. Ben vallahi ciddi düşünüyorum. Yani. Mümkün değil. Ciddiyim çünkü. Gerçekten mümkün. Niye abi? Abi sen bir kere sosyal medyada sıfırsın. Arada bir Instagram'da story paylaşayım diyorsun. Onu da kazara paylaşıyorsun. Paylaşmaman gerekeni paylaşıyorsun. Bunlar Instagram fenomeni abi. Bakmaz ki sana kızlar. Şimdi ben sana bir şey sorardım da. Neyse hadi. İstediğin sor diyeceğim de soramazsın. Soramazsın neden biliyor musun? Neden? Yarın öbür gün Kanal D'den kovulursan açık kapı kalsın diye. TV8'in önünde ağlarsın diye korkudan soramazsın hiçbir şey. Tamam şimdi okey, başka bir şey sorayım sana. Senin şimdi böyle bir ne diyeyim yani hani mal mülk ortada artık senin yani. Yani uçağının olduğunu artık duymayan kalmadı yani. Ne şimdi hani biz şimdi uçak alamaz mıyız yani? Alamazsın. Beyaz alamazsın, sen uçak alamazsın ki. Niye? Senin çünkü o kadar paran yok. Sen kendini zengin zannediyorsun. Sen kendi çapında zenginsin. Uçak almak neresi, sen neresi ya? İmkansız. Sen kendi haline baksana abi. Ne o bir havacı ve siyah tişörtler bilmem neler falan. Karizma marizma. Ne oldu? Şeyma'nın yanında süt dökmüş kediye dönüyorsun yani. Bak elini kolunu koyacak yer bulamıyorsun kızın yanında yani. Öyle mi gözüküyor gerçekten? Vallahi öyle gözüküyor. Oğlum düğünde müğünde dansın değil de danssızlığın konuşuldu yani. Olmadı ki şimdi. Abi sorma, ben dans etmeyi de anlamıyorum zaten. Bilmem dans etmeyi. Kız kıpır kıpır yanımda, ne yapayım? Tamam. Kız dans ediyor, seyrettik biz de. Doğru söylüyorsun. Ne yapayım, onunla beraber ben de zıplayayım yani. Oturdum ben de seyrettim, ne yapacağım ki? Ben ne anlarım danstan abi. Doğru abi, haklısın yani. Ben sana söyleyeyim, belli etmeyeceksin en azından. Gel bak, gel bak, ben sana bir şey göstereceğim. Mesela sen Şeyma'sın, ben Acun'um, tamam mı? Yani bak şöyle mesela dans ederken, yani şu değil. Bu değil yani. Şu uzaklara bak bak. Yine dans ediyorum ama uzaklara bak yani. Bu değil yani. Anladın mı? Böyle yaklaştım mı onu? Uzağa. Tamam, daha tamam, cool tamam, yani. Tamam, tamam. Çok tamam. Samimi olmuyor kare. Yok, aralık var zaten aramızda ya. Önemli değil. Olsun yani. Zaten yani. Tamam ama tamam, bu değil yani. Ederim bak beraber dans. Bu değil. By the way, how is my performance? Nasıl? Esat ya, dans ediyor abi. Yani sohbet dedi, dans diyor abi. Böyle bir şey olmaz ya.